Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Yani biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz. Hep üstünde bunu belirleyeceğiz dedik. Ve şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun 3-4 puan üstünde belirlemek suretiyle yola devam ettik. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki bu fabrikalar çalışmasın. Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti vesaireyi belirleyelim. Bu çark dönecek arkadaş. Bu çarkın dönmesi için de hesabı, kitabı ona göre yapacağız. Bizim sözümüz ne? Asgari ücreti işçimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik bugüne kadar ve bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız. Şimdi enflasyonun 3 puan üzerinde %15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret, dikkat edin burası çok önemli, 2002'ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor. Ülkemize ulaşım altyapısına yaptığımız yatırımlarla da çağ atlattık. Bunun en güzel örneklerinden biri hemen yanı başımızdaki Türkiye'nin 100 akı projelerinden işte Osman Gazi Köprüsü'dür. Ama bunlar inanın bundan da rahatsız oldular. Niye? Bunlar sandalla karşıdan karşıya geçmeye alışmışlar. Biz körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım. Buralardan süratle ta İzmir'e ulaşalım. Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecektir. Biz bu güce, iradeye, teknik bilgiye, insan gücüne sahibiz. Yeter ki kendimize güvenelim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize inşallah çağ atlatacağız. Yeni teknolojilerin en verimli ve en önemli bileşeni biliyorsunuz yazılımlardır. Ve yazılımda bir sıçramayı burada yaşayacağız. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.